Mecliste 26. dönem başladı. Yemin töreni 9 saat 15 dakika sürdü. Tören sırasında en dikkat çekici gelişme HDP milletvekili Leyla Zana'nın kriz çıkarması olurken meclis başkanlığı seçim süreci de başladı. Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu yemin töreni sırasında Beştepe'ye giderek hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teslim aldı. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 1 Kasım seçimleriyle şekillenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem başladı. En yaşlı üye olan Deniz Baykal'ın geçici başkan sıfatıyla yönettiği yemin töreni yaklaşık 9 saat sürdü. Devletin varlığı ve bağımsızlığını. Törenin en dikkat çekici anı HDP milletvekili Leyla Zana kürsüye geldiği anda yaşandı. Bihidiye aşitti ki burumet umayinde. Yemin metnini okumadan önce Kürtçe ifadeler kullanan Zana, Türk milleti yerine Türkiye milleti dedi. Büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Sayın Zana. Evet, yani yemin metni aynen okunmamıştır. Yemini geçersiz sayılan Zana genel kurulu terk etti. Zana'nın genel kurul çalışmalarına katılabilmesi için yemin etmesi gerekiyor. Yemin etmeyen bir diğer HDP'li de eş başkan Selahattin Demirtaş'tı. Demirtaş'ın ameliyat olduğu için genel kurula gelmediği açıklandı. Ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Başbakan Davutoğlu Konya'yı beklemeden yemin ederken CHP ve MHP liderleri de milletvekili oldukları illerin sırasını bekledi. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Osmaniye milletvekili Devlet Bahçeli'nin MHP'lilerin yanı sıra AKP'liler tarafından da alkışlanması dikkat çekti. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından göreve başlayan 26. dönem parlamentosunun ilk görevi yeni başkanını seçmek olacak. Adaylık başvuruları 21 Kasım'a kadar alınacak. Meclis başkanlığı seçimi için ilk tur oylamanın 22 veya 23 Kasım'da yapılması bekleniyor. İlk iki turda bir adayın meclis başkanı seçilebilmesi için 365 oy alması gerekiyor. Eğer hiçbir aday 365 rakamına ulaşamazsa, üçüncü turda 276 oy alan aday meclis başkanı seçilecek. Meclis başkanı seçiminin ardından yeni hükümet programı mecliste okunacak. İki gün sonra program üzerine görüşmeler, bir gün sonra da güven oylaması yapılacak. Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu yemin töreni sırasında Beştepe'ye giderek hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.